Günümüzde diyabet, diğer adıyla şeker hastalığı, kan şekeri yüksekliği sonucu oluşan birçok organ tutulumuna neden olan ilerleyici bir hastalık olarak kendini gösteriyor. Diyabetik ayak hastalığı ile ilgili açıklamada bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi öğretim üyesi Neşe Kurt Özkaya ayak bakımının önemine değindi. Durumlara dahi gidebiliyor. Klinikte özellikle hastalar değerlendiriliyor. Diyabetin ayak yara tedavisinde erken müdahalenin önemine değinen doktor öğretim üyesi Neşe Kurt Özkaya, diyabetik ayak yaraları maalesef tüm dünya olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir halk sağlığı sorunudur dedi. Diyabetik ayak yaraları maalesef ki tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir halk sağlığı sorunu. Hastalarımız yarası çıktıktan sonra kliniğimize başvurmakta ancak oluşan yaraların tedavisi de maalesef ki şekerin bir komplikasyonu olarak nöropati, anjiyopati dediğimiz hasar, doku hasarları meydana gelmesi nedeniyle tedavisi çok zor bir hastalık haline gelmekte. Doktor öğretim üyesi Özkaya konuşmasının devamında diyabet yani şeker hastalığı tanısı ya rastgele kan şekeri ölçülen hastalarda belli oluyor ya da hasta çok yiyorum ama kilo alamıyorum veyahut da çok su içiyorum, gece bile tuvalete gidiyorum şeklinde şikayetleriyle sağlık kuruluşuna başvurması üzerine hekim tarafından tanı alabiliyor şeklinde konuştu. Biz bunun önüne geçebilmek adına, bu amputasyonların riskini azaltmak adına diyabetik ayak boyu kliniğimizde diyabet tanısı konan her hastaya belli aralıklarla hem kan şekerleri takibiyle hem tahlil ve tetkik sonuçlarıyla hastanın ayağının muayenesiyle ve gerekli olan malzemelerle testlerimizi yaparak değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu hastalarda da yara oluştuğunda erken dönemde fark etmek ve yaraları küçükken kapatmayı hedefliyoruz. Diyabetik ayak polikliniğinde tedavi gören 66 yaşındaki Hasan Çiçek'in eşi Sade Gül Çiçek ise eşinin 20 yıldır diyabet hastası olduğunu ve iki çocuğunda da şeker hastası olduğunu ifade ederek hastalıktan dolayı kocasının parmağına alınmasına karar verildiğini söyledi. Eşim 66 yaşında, diyabet hastası, 20 yıldır diyabet hastası. Ama hiçbir şey yapamıyoruz, şekeri düşüremiyoruz. Kötü illet hastalığı yani. İki tane de çocuğum şeker hastası. Onlar da hiç gitmiyor kontrola. Geldik, ayağının altında bir yara oluştu. Geldik, o da çoğaldı yani. Hani şişti, önce şişti, ateşli hastalık oldu. Biz koronadan korktuk. Gittik, korona değilmiş. Negatif çıktı. Ondan sonra da geldik buraya, acilden gönderdiler. Şarkışla'dan gönderdiler acilden. Buraya acile gönderdiler. Oradan akşama kadar müdahale ettiler sağ olsun arkadaşlarımız. Getirdiler, 10 gündür yatıyoruz yukarıda. Hani ayağını kurtaralım diye. O da kurtarmadı. Şimdi parmağını almaya karar verdiler.